Merhaba arkadaşlar üzerindeki işlemci bu anakartta çalışıyor anakartımız Z170A Gemik M5 serisi işlemcimiz Celeron G3900 Peki biz bu anakartta görmüş olduğunuz Xeon E3 1230 versiyon 5 işlemciyi takarsak ne olur deneyelim açıyorum güç kaynağını. Deniyoruz. Bakalım ne oluyor. Start veriyorum. Bakın. Dikkatli bakın. Start veriyorum. Asla açmıyor. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi X10 işlemci ile bu anakart asla açmayacak. Tekrar değiştirelim işlemciyi. Celeron işlemciyi tekrar takıyorum. Güç kaynağımız da açık kalmış zaten. Deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi açtı. Ekrana görüntü gelsin. Bu anakart 1151 soket. Bu serinin kaliteli anakartlarından biri. Güzel bir anakart. Ancak kullanıcılar olarak biz asla bu X10 işlemci çalıştıramayacağız bu anakartta. Peki neden? Intel bu seri LGA 1151 soket anakartlarda X10 işlemcileri kısıtlama getirdi. Bunu daha önceki videolarımda anlattım. Bu sebeple bu işlemci asla çalışmayacak ben bu anakartta bu işlemci çalıştıracağım. Önce ne yapmam gerekiyor? Önce BIOS'u modlamam gerekiyor. Yani BIOS'u değiştirmem gerekiyor. Yazılımı değiştirmem gerekiyor kısacası. Ve BIOS update yapmam gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz flash belleğe ben hazırlamış olduğum modlu BIOS dosyasını attım. Takalım. M flash'a gidelim. Bu görmüş olduğunuz USB flash belleğe giriş yapmış olduk. Buradan benim hazırlamış olduğum dosyayı buluyorum. Bu anakarta ait BIOS dosyası. Bunu enterlıyorum. Onaylıyorum. Bu işlem oldukça uzun sürüyor. Bekleyeceğiz. Bitti. Kapattı kendini sistem. Bir daha kapatacak çünkü. Kapattı. Şimdi açılışta görüntü gelmesi gerekir. Geldi görüntü. Yine aynı Celeron işlemci bulunmakta. Az önce bu X10 işlemci çalışmıyordu. Denedik. Anakart açmıyordu. Ben bunları sizlere neden anlatıyorum? Bakın arkadaşlar. Bu anakartları yani 1151 serisi anakartları kullananlar belli başlı kişiler ya da kullanıcılar. Şu anda X10 işlemciye ihtiyaçları yok. Çünkü bu anakartları satın alırken üzerinde kaliteli işlemciler ile birlikte almışlardır. Böyle umuyorum. Haliyle şu anda bu vermiş olduğum veriler belki birilerinin işine yaramayabilir. Ancak bu izlediğiniz video içeriği ileriki zamanlarda birçok kişinin işine yarayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu anakartlar şu anda pahalı, biraz daha fiyatlara uygun olduğunda kullanıcılar 2 çekirdekli işlemci yerine 8 çekirdekli işlemci kullanmak isteyecekler. Haliyle Masaüstü işlemciler pahalı olacağından fiyatları daha düşük olan bu görmüş olduğunuz X10 işlemcileri bu anakarta takmak isteyeceklerdir. Haliyle kullanıcı 8 çekirdekli bir işlemciyle istediği oyunu oynayabilecek ve hiçbir zaman yeni bir anakart ya da donanım satın almasına gerek kalmadan belki 10 yıl boyunca bu anakartı kullanabilecek. Bakın arkadaşlar bu verileri sizlere kimse vermez. Yurt dışında bile bu verilere ulaşamazsınız. Ben milli ve yerli olarak bu bilgileri sizlere vermekle ilk haberdar olan siz oluyorsunuz. Yani belki birçoğunuzun şu anda işine yaramayabilir ama ileride bu videolarım birçok kişinin işine yarayacak. İşte bu sebeple yani birilerinden talimat alıp ya da birilerinden bilgi alıp sizleri kötü amaçlı yönlendiren kişilerden sizleri uzaklaştırıp gerçek bilginin hakikatin olduğu yere yönlendirmeye çalışıyorum. Benim tek amacım zaten bu. Kendi insanımı, kendi toplumumu gerçeklerle yüzleştirmek. Yani birilerinin söylemesi ya da birilerinin talimatlarıyla milleti ayakta uyutmak değil. Maalesef içimizde bizden görünük de bizden olmayan kötü niyetli insanlarımız da var. Bu bilgilere şimdiden sahip oluyorsunuz ki İleri de İsmail abi böyle böyle bir şey yapmıştı. Evet şimdi aklıma geldi. Demek ki ben bu anakarta 8 çekirdekli işlemci takabiliyormuşum diyebilecek benim kardeşlerim. Yani yeni bir anakart satın almadan mevcut elimizdeki donanımlar ile devam edebileceğiz. Zaten bütün yapmak istediğim de bu. Şimdi bu işlemci takacağız. Ancak sizden bir ricam var. Böyle içeriklerin gelmesini talep ediyorsanız ya da istiyorsanız bana destek vermeye devam edin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu benim için çok önemli. Neden? Çünkü bu tür içeriklerin devamının gelmesi için maalesef benim elimde olmayan sebepler yüzünden destek vermeniz gerekiyor diğer YouTube'da gördüğünüz bu şaklabanların videolarıyla idare edersiniz. Sadece bunu diyeyim. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Şimdi hemen bu işlemciyi takalım. Az önce çalışmıyordu. Bakalım şimdi çalışacak mı? Kapatıyorum sistemi. Kapattım. Celeron işlemciyi çıkartıyorum. X10 işlemciyi tekrar takıyorum. Az önce çalışmıyordu bu işlemci. İşlemcinin takıldığına emin olun. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu ana geldik. Az önce çalışmıyordu. Açtım güç kaynağını. Az önce start verip kapatıyordu kendini. Deniyorum. Haydi bismillah. Demin kapatıyordu arkadaşlar. Gördünüz. Şu anda açılıyor. İnşallah. Haliyle önce bir kapatacak. İlk başta olduğu gibi. Bu uyarı niye? Harici PCI Express ekran kartı yuvasına ekran kartı takmam gerekiyor. Onboard ekran kartı olmadığından haliyle ekran kartı yok uyarısı veriyor. Hemen takıyorum ekran kartını. Güç kaynağımız açık. Tekrardan start veriyorum. Evet. Görüntümüz geldi. Bakalım hemen neymiş arkadaşlar. X10 E3 1230 versiyon 5. Gördüğünüz gibi artık bu anakartta X10 işlemci kullanabileceğiz. Bu anakartta X10 işlemci kullanacağız. Ancak ben ne yaptım? İyi bir ekran kartı taktım bu anakarta. Bir de oyun testine bakalım. X10 işlemciyle. Bakalım nasıl verim alacağız. Bir kay aldım çözünürlüğü. Benchmark testine geçelim. çok iyi FPS değerler aldık üzerindeki x10 işlemciyle gayet iyi verim aldık diyebilirim Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Umarım bu içerik sizlere fayda sağlayacaktır Kafanızda ufuklar açacaktır. Artık X10 işlemcileri bu anakartlarda yani LGA 1151 soket anakartlarda kullanabileceğiz. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olun. Abone olmayı da unutmayın. Elime 1151 soket bu ve buna benzer anakartlar geçtikçe paylaşımlara devam edeceğim. Sizleri aydınlatmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.